Sen satranç biliyor musun? Oynamayı. Yani evet, küçükken ben de temel olarak hiç öyle hayatımda devam ettirmedim. Bir taş olsan ama sorusuna evet. At dedin, ben de at dedim. Benim için de, Hande için de, bence de öyle. Bence de öyle. Peki hayattaki en büyük hamlen neydi? Hayatın bir satranç olduğunu düşünürsek bu genç yaşındaki en büyük hamlen neydi? Hatırladığın. Yani ben öyle çok keskin kararlar alabilen ya da böyle çok bir anda hayatını değiştirebilecek cesarete kararlar alabilen bir tip değilim. Zaten daha plancısın, planlısın. Evet işte, yani daha garantici bir tipim. Ama herhalde okulu bitirip buraya gelmek ve bunu hani tek başına yapmak da aslında şimdi dönüp baktığımda hiç de küçümsenecek bir şey değil. Bu dünyada değil. Değil, evet. Şimdi mesela ailemin tedirginliğini, korkularını şimdi daha çok o zaman çok anlamıyordum. Şimdi çok daha iyi anlıyorum. Ben olsam nasıl bir tepki verirdim, ne yapardım bilmiyorum ama çok arkamda durdukları için de tabii ki tüm endişelerine rağmen ben de şanslıyım. Evet. Onlar da şanslı, sen de şanslısın. Kaç yılında geldin İstanbul'a? Kaç yaşındaydın? Ya üniversiteyi bitirdiğimde geldim. O zamana çok kadar Ankara'daydım. 20 falan. Evet, gibi. Evet. Peki hikayenin başında kararlar, hamleler ve bir sonrasını düşünmekle ilgili konuştuk. Hı hı. Sen kararları nasıl alıyorsun? Bir rutinin var mı o konuda? Yani mesela en çok annemle paylaşırım sonra veya filan kes arkadaş. Yok, tamamıyla yalnız başıma oturur, artıları eksileri önüme koyarım falan gibi. Ya genelde çok fazla duygularıyla hareket eden biriydim ama artık tabii ki o mantığıyla duygusunu daha dengelemeyi öğrendim diyeyim. Ama tek başıma alsam da mutlaka danışırım. Yani kesinlikle ailemle her şeyi aldığım kararları paylaşırım. Ya da işte çok hani fikrine güvendiğim yakınlarım, birkaç yakın ama mutlaka danışırım yani. Evet. Onlar arkadaş mı, akraba mı? Arkadaşım da var, iş arkadaşım da var. Ama ailemle, ilk önce ailemle paylaşıyorum tabii ki. Kendi arkadaşla dost aynı şey mi? Yok, değil. Değil, değil mi? Hayır. Dostların da var mı? Dostlarım aslında demek istediğim, evet var, tabii ki var. Azlar. Zaten. Zaten evet. Çok dost. Olamaz. Tabii ki. Orada bir sorun var. Çok büyük fark var yani. Yani dostlarını filan da bazen danışman olarak... Ya evet, işte o tek çocuk olmakla da ilgili bir şey yani, dostların, çok yakın dostların kardeşin gibi oluyor aslında. Doğru. Onlar da ailenin bir parçası oluyorlar zamanla. Peki satranç anlık ilerleyen bir spor. Evet. Sen böyle anda kalanlardan mısın diyeceğim ama genel olarak yani plancı birisi olduğun için bu soru düşüyor ama o ana odaklanabiliyor musun? Yani öyle sormuş olayım. Yani başka evet. Bir şey düşünmeden kendi hayatını. Tabii ki bazı durumlarda çalışırken, işte ne bileyim setteyken ya da çok sevdiğim, ilgimi çeken bir şey yapıyorken tabii ki o anda kalabiliyorum. Temel büyük kararların gerekmediği anlar mı? Evet, ben yanlış olabilir. Mı anladım? Yok yani, sadece odaklanabildiğim şeylerin yani işim olabilir. Anda kalabildiğim, odaklanabildiğim, işte sevdiğim, yapmayı sevdiğim şeyler olabilir. Hı. İlgimi çeken şeyler olabilir. Yani genel hayatın diyorsun, içinde çok anda kalamasam da önemli zamanlarda anda kalabiliyorum tabii. Peki geçmiş gelecek senin için ne ifade eder? Pişmanlıklar, kaygılar var mı? Geçmiş falan deyince. Yani. Çok hesap yapar mısın? Dönüp dönüp düşünür müsün durmadan? Bunu eskiden daha çok yapıyordum ama artık her şeyi yaşamış olmanın, yani ne yaşıyorsam da onun bir sebebi olduğuna inanan biriyim. Yani her şeyi yaşadığını düşünmüyorsun durumu. Hayır hayır, yaşadığım her şeyi. Yaşadığın her şeyi. Pardon, tamam, yanlış kurdum cümleyi. Var hepsinin bir sebebi ki bugün bu Hande'yim yani. Yoksa başka biri olurdum ve bugün bu Hande olmaktan dolayı mutluyum. O yüzden... Pişmanlık falan. Hayır, hiç öyle bir şeyim yok. Ben şey diyorum yani, genel olarak bunu başkaları da diyordur yani. Ben pişman olmam, ders alırım diyorum ben. Evet, en güzel cevap güzel. Aslında, doğru. Güzel, sende de öyle. Bir sporcunun, peki büyük pişmanlığın yok mu hiç? Ya bir büyük pişmanlığın falan yok mu? Şöyle yok ya. Manşete atabileceğimiz bir şey yok mu ya? Bize faydalı bir şey. Yok, bende yok. Peki bir sporcunun hayatını işledik yani. Evet. Satranç bir spordur bu arada. Tabii bunu ki. Yadırgayanlar olmuştur belki ama bu böyle kabul görmüş bir şey. Bence çok doğrudu. Çünkü zihni çalıştırmak da büyük bir efordur. Sen de yıllar önce Güneş'i beklerken de Zeynep karakterini canlandırmıştın. Zeynep
atletizmle ilgileniyordu, koşuyordu. Koşucuydu, evet. Nasıldı Zeynep'i canlandırmak? O sporla nasılsın? Yani hep hayatımda oldu ama oldu. Profesyonel bir, işte çok daha küçükken yüzmeyle başladı ama sonra onu tabii ki profesyonel olarak devam etmedi. O senin etmedim. İsteğin miydi yoksa ailenin projesi miydi? Ailemin genelde onlar patlar biliyorsun yani sonradan. Ama baleydi, yüzmeydi, bunlar patlar ileride. Yani onlar yönlendirmişlerdi. Ben de aslında iyiydim o yaş için. Ama sonra okulda ben çok küçüktüm çünkü yani zor gidecekti. Ben de hiç kendim de üstünde durmadım. Öyle Zeynep'i bir hırsım oynarken olmadı. Bir kolaylık oldu mu senin için? Zeynep'i oynarken aslında böyle o da yokluk çeken, işte babası olmayan ve hep işte anneyle hayatta kalma çabası olan mücadeleci bir kız çocuğuydu. Evet. Onun şansı da spor hocasıydı. O yüzden çok severim onun hikayesini, onun da o işte bir şekilde hayatını kurma hikayesini. Keyifliydi o yüzden. Peki, çok koştum ama o zaman. Bir röportajında hayat hepimizi güçlü olmaya zorluyor, zorlanıyorum. Pes etme noktasına geliyorum bazen ama öyle bir lüksüm yok demişsin, dedin mi? Demişimdir. Demişsin. Doğru demişim. Bu söylemden yola çıkarak soruyorum. Hayatın en çok hangi aşamasında güçlü olmak zorunda kaldın? Bunu biraz Şam'dan Plus'a verdiğin röportajdan eksikle ilgili. Verdiğin bir röportajdan arkadaşlar bulmuşlar. 2023 Kasım'da tam bir yıl olmuş. Aa evet. Evet. Vallahi aslında tek başına bir kadın olarak da bu hayatta ayaklar üzerinde durmak ve birçok şeye karşı İstanbul gibi bir yerde güçlü olmak zorundayız yani sonuçta bizi çok hayatın çok zorladı hepimizi var. Kadın erkek olarak diye çok ayırmak da istemem aslında ama ben hani kendi hayatımdan yola çıkarak ben isterim. Yani, sen evet. Yapma. Sen tamam. Tatlı davranıyorsun ama ben senin kadar tatlı olmak zorunda tamam. Değilim. Kadınlar için çok daha zor. Evet. Yani hepimizin bildiği konular evet. Maalesef. O yüzden tabii ki yani güçlü benim başka şansım yok. Halletmek zorundayım meselemi. Hı. O yüzden de işte hep bir mücadele içindeyiz. Hı. Öyle. Kübra ile ortak bir noktanız var. İkiniz de Ankara'da büyümüşsünüz. Ben de evet. Ankara'da büyüdüm, üçümüz aslında. Evet. Senin için ne ifade ediyor Ankara? Yuva. Yuva değil mi? Ocak, evet. Yuva. Evet, yani tüten Ankara'nın, bunu sadece Ankara'nın anlayabileceği bir durumu var bence. Doğru, İstanbul'lar hiç anlamıyorlar. Çünkü asla anlayabileceklerini düşünmüyorum. Neden Ankara'yı sevdiğimizi de anlayabileceklerini düşünmüyorum ama haklılar da bu arada. Çünkü orada büyümek ve orada yaşamak lazım Ankara'yı anlayabilmek için. Orada sıkışmak lazım, orada bazen evet. Olmak lazım. Mesela hep şeye söylerim, yani Ankaralılar birbirini çok tutar, çok önemli, hayat boyu sürecek dostluklar oradan çıkar. Sanat konusunda Ankara hep çok aslında... Ankara, İstanbul'da işleri Ankaralı sanatçılar idare eder çoğu zaman, evet. Yürütür. Çünkü imkanlar dahilinde kendin yapmak zorundasın, Ankara'nın evet. Öyle bir durumu var yani. Evet. Evet. Seni mücadele etmeye zorlayan bir durumu da vardır Ankara'nın. Bir de iyi yetiştirir Ankara yani. Sert kadın, sert adam yetiştirir. Biraz sektörümüz öyledir. İçin de yumuşaklık çok iyi değildir. Evet. Seviyorum ben Ankaralı olmayı.